Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni ve güzel bir videoya daha hoş geldiniz. Yılı kapatıyoruz arkadaşlar. 2021 yılının da sonuna geldik. Nasıl bir yıl oldu, neler yaptık düşündüğümüz zaman aslında dolu dolu bir yıl olduğunu görebiliyoruz. Koronanın etkilerinden tam çıkamadığımız ama biraz da olsun özgürlüklerimize kavuştuğumuz güzel ve keyifli bir yıl oldu. Özellikle ben kendi açımdan konuşayım, yani ayakkabı dahisi açısından konuşursam ayakkabılar açısından çok verimli, çok güzel bir yılı geride bırakmış olduk. Fazla ve farklı güzel ayakkabılar çıktı. Geri dönüp videolarıma da bakarsanız birçok ayakkabıyı incelediğimi göreceksiniz. Birçok ayakkabının kutu açımını yaptığını göreceksiniz. Yeezy'lerden Converse'lere kadar, Under Armour'dan Puma'ya kadar birçok farklı modelleri de incelemeye çalıştım. Ve piyasada neredeyse incelemediğim çok fazla ayakkabı kalmadı. Belli başlı tek tük modeller kaldı. Onlar da önümüzdeki yıl diyeyim. Yani önümüzdeki yıl esprisi yapayım dedim. İncelemeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine Ayakkabı Dahisi kanalı her daim olduğu gibi sizlere en kaliteli ve güzel içerikleri getirmeye devam edecek. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olup videoları beğenirseniz ve yorum atarsanız tamamdır. İstediğim sizden geri dönüş sadece bunlar. Eğer çevrenizde paylaşabilirseniz, sosyal medya hesaplarınızda, işte Instagram'ınızda etiket yapıp paylaşabilirseniz de çok teşekkür ederim. Çok makbule geçmiş olur benim açımdan. Bu sene bir sürü ayakkabılar inceledik. Arkamda gördüğünüz, sağımda solumda gördüğünüz, kutularını gördüğünüz birçok ayakkabıyı inceledik. Ve bunlardan kimisini beğendim, kimisini beğenmedim. İşte onun burası eksik, bunun burası fazla gibi. Her ayakkabıyı biliyorsunuz detaylıca performans incelemesi yapıyorum. Eğer merak ettiğiniz bir model varsa hani ismini benim kanalıma yazıp videolarını izleyebilirsiniz. Ben orada birçok farklı içerik, işte kutu açımı, performans incelemesi veya zaman zaman karşılaştırmalar yapıyorum. İzleyerek kafanızdaki bütün sorulara cevap bulabilirsiniz. Kaç numaraya giymeliyimden, acaba işte 6 dışarıda oynanır mı, rahat mı, geniş ayaklara uygun mu gibi birçok farklı şeyden bahsediyorum. Tabii bunların belli öne çıkan kısımları var. İşte bu videoda da onları konuşacağız. Bu yılın enlerini konuşacağız. Bu yılın en iyi ayakkabısı hangisiydi? En kötüsü hangisiydi? En iyi yastıklama, en iyi taban tutuşu, dışarıda oynamaya en uygun model gibi aslında bir sürü başlığım var ve şimdi telefonumda bir liste yapmıştım. Ona ufaktan hemen geçeyim. Geçen sene de bu videoyu yapmıştık ve bayağı beğenilmişti. Benim de yapmak hoşuma gitti. Yine sizler için tekrarlıyorum. Desteklerinizi göstermeyi unutmazsanız sevinirim. Evet, hemen listemize girelim ve ilk sırada bakacağımız başlık bu yılın en iyi performans ayakkabısı, yani en iyi ayakkabısı hangisiydi? O ayakkabı arkadaşlar, bir 2-3 yıldır tahtını kimseye kaptırmayan Jordan'a ait Jordan'ın 36'ydı. Aynı 35 ve 34 gibi bence yine mükemmel bir ayakkabıydı. 1 numaradan 5 numaraya herkesin rahatça tercih edebileceği ve keyifle basketbol oynayabileceği, hem şık, hafif, harika bir yastıklama, iyi bir taban tutuşu, güzel kitlenme, havadar, iyi bir topuk kitlenmesiyle, yani düşündüğümüz zaman bir basketbol severin, bir basketbol oyuncusunun ihtiyaç duyacağı bütün özellikleri barındıran harika bir ayakkabıydı. Ama bu başlıkta arkadaşlar biraz ben gitgeller yaşadım. Dediğim gibi bereketli bir sene olduğu için buraya hani yanına birkaç ekleme daha yapmak istedim. Ama yapmayacağım ve Jordan 36 bu başlıkta ilk başta bizi selamlayan ayakkabı olacak. Peki iyi ile açılışı yaptım. Hemen kötü bir başlığa bakalım. O ise bu yılın en kötü ayakkabısı, en kötü performans ayakkabısı hangisi? Arkadaşlar ilk defa incelediğim bir markaya ait ayakkabı. Converse'a ait ayakkabı. Evet, hatırlarsanız kutu açımını yaptım ve detaylı performans incelemesini yapmadım. Converse All Star BB Pro. O kadar berbat ve o kadar kötü hissettiren bir ayakkabıydı ki benim için. Converse markasına direkt bir şey söylemiyorum ama bu ayakkabı basket oynamaya hiç uygun değil. NBA'de birkaç kişi giymiş olmasına rağmen nasıl giyiyorlar bunlar diye düşündüğüm ve şaşkınlıkla o adamları izlediğim bir ayakkabı oldu. Ne bir koruma var, ne bir rahatlık var. Kalıbından tutuşuna, duruşuna her şey offside'tı ve tartışmasız benim için bu yılın en kötü ayakkabısı Converse All Star BB Pro oldu. Hatırlarsanız bir sıra böyle çok farklı ayakkabılara bayağı ulaşmıştım. Her hafta yeni kargo açımları yapıyordum. O sıra gaza gelip aldığım bir ayakkabıydı. Ama sonra dedim ki yok, fazla açılmak iyi değil. Görüyorsun nelerle karşılaşabiliyoruz. Böylelikle Converse'de bir şans verdim ama genel itibariyle basketbol ayakkabılarını da hiç beğenmediğimi söylemem lazım. Bu ayakkabının da kargo açımı var. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Performans incelemesini yapmayı düşünmüyorum çünkü. Hemen bir alt başlığa geçelim ve belki de sizleri en çok ilgilendiren, o ise bu yılın en iyi fiyat performans oranı, yani FP oranı olan ayakkabı hangisiydi? Bu ayakkabı arkadaşlar birkaç tane aslında benim aklıma gelen var. Fakat Türkiye'de fiyatlar aşırı değişken olduğu için rahat bir şekilde buraya oturtamıyorum. Ama bir tanesini söylemem gerekirse Puma'ya ait ayakkabıydı. Bu arada Puma markasına ait ayakkabıların hepsini çok beğeniyorum. Çok güzel deli indirimler yapıyorlar.
Bence takipte kalın. Bu indirimleri de ben genel itibariyle Instagram'ımdan paylaşmaya çalışıyorum. Mutlaka ve mutlaka beni Instagram'dan takip edin. Açıklama kısmında direkt link var. Tıklayıp hemen oraya geçebilirsiniz. Günlük ayakkabı dozunuzu da Instagram'dan alabilirsiniz benim sayemde. Bu ayakkabı arkadaşlar Puma Clyde Hardwood ayakkabısıydı. Henüz detaylı performans incelemesi kanala gelmemiş olabilir. Fakat benim çok hoşuma giden ve 380 liralara falan kadar düşünün. Yani o kadar uygundu ki 380 liraya şu an çakma ayakkabı bile alamazsınız. Ve bu çok eski bir fiyat değil. Yani geçen aylarda falan aldım. Şimdi olsa olsa hani 500-600 liraya bulabileceğinizi düşündüğüm, özellikle dışarıda oynamaya uygun, taş gibi ve dışarıda giyeyim, günlük giyeyim içinde keyifli olacak bir ayakkabıydı. Bunun yanında Puma'ya ait Court Rider ayakkabısı yine ben 400 lira falan almıştım. Hatırlarsanız onu da Instagram'dan paylaşmıştım. Bunu da koyabiliriz. Fakat bir tane söylemem gerekirse Puma Clyde Hardwood şu an için benim en beğendiğim FP oranı en yüksek ayakkabı oldu. Bu FP başlığında da 500 lira seviyelerinde bir ayakkabı düşünmeye çalışıyorum ama maalesef en bütçeli ayakkabılar bile artık 800-900 olduğu için pek bulmak mümkün olmuyor. Özellikle Nike, Adidas bu markalar çok düşürmüyorlar artık fiyatları ayakkabılarını. O yüzden Puma'ya yer vermiş olduk listemizde. Hemen bir diğer başlığa geçelim ve en iyi taban tutuşuna gelelim. Birçoğunuzu duyar gibiyim. Geçen yıl da yine şampiyon oydu taban tutuşunca bence. Bu sene de öyle olacak. Hemen şu arkamda gördüğünüz yakışıklı. Ne haber? Curry 8 arkadaşlar olacak. Curry 8 gerçekten farklı bir ayakkabıydı. En azından pazarlama stratejisi mükemmeldi, onu söyleyebiliriz. Çok farklıydı. Yaptıkları işi de sanki farklı bir şey yapıyormuş gibi ifade ettiler. Halbuki normal bir basketbol ayakkabısıydı. Hani çok aman aman beni mutlu etmeyen bir ayakkabı olsa da taban tutuşuyla yine üst düzey iyi bir iş yapmış. Demek ki Curry'nin en ihtiyacı olan şey taban tutuşu, ki geçen sene de harikaydı. Yastıklaması oldukça minimum seviyede olmasına rağmen tam güzel bir gard ayakkabısı. Eğer ayağım yere yapışsın, uhuyla yapıştırmış gibi durayım, hiçbir şekilde onu düşünmeyeyim diyorsanız gidip Curry 8'i ve Curry'i yani şekilde tercih edebilirsiniz. Şef 3000 üçlük barajını da aştı. Düşünürseniz 9000 sayısı sadece üçlükten gelmiş. Vay be diyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bakalım seneye bu videoyu yaptığımız zaman Curry listeye girerse kaç bin üçlükte olmuş olacak. Ve hemen bir diğer başlığa gelelim. Beni çok ilgilendiren ve benim gibi sakatlığı olan arkadaşlarımı ilgilendiren bir başlık olacak. Genel itibariyle işte belinde, dizinde veya farklı yerlerinde eklem sorunu olan, işte yırtık olan, bağ problemi olan arkadaşlarım yastıklama arıyor. Yani yere düştüğü zaman vücudun eklemlere yapacağı etkiyi azaltan ve bir nevi etkiyi sönümleyen bir yastıklama arıyorlar. Ben de öyleyim. Bu yıl yine yastıklama yönünden çok güzel bir yıl oldu. Bununla alakalı da belki daha detaylı bir sıralama 7-8 ayakkabı yapabilirim ki o kadar ayakkabı oldu arkadaşlar. Ama bence bir tanesi ufak bir tık öndeydi. Çünkü gerçekten birbirine yakın güzel ayakkabılar bayağı var. Oysa arkadaşlar bizlere yeni tanıtılmış olan Jordan'ın Zion 1 ayakkabısı. Evet, yanlış duymadınız. Hemen şu arkamda görebilirsiniz. Şurada. Çok keyifli ve çok güzeldi. Yastıklama yönünden konuşuyorum. Hızlı eskiyor olabilir ki bunu yorumlarda da belirtiyorsunuz. Hatırlarsanız bunun üstünde de bayağı konuşmalarımız oldu. Vlogları falan takip ediyorsanız da orada da bahsetmiştik. Biraz hızlı eskiyen, hızlı patlayan bir ayakkabı ama benim gibi birden çok ayakkabınız varsa ve sakatlığınız varsa, hani para çok aman aman da sıkışık değilse, eğer ki eliniz bu olsa bir tane Zion 1 yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Cidden oldukça güzel bir yastıklamaya sahip. Etkiden çok iyi bir derecede koruyabiliyor. Yere düştüğünüz zaman ben bile bunu hissettiysem sizler hele hele hissedeceksiniz ki ben ağır bir oyuncuyum. Belimde iki tane fıtık, dizlerimde menisküsü varken zıplayıp düştüğüm zaman bütün ayakkabılar beni mahveder. Ve böyle cızız diye vücuduma elektrik çarpmış gibi olurken Zion 1 arkadaşlar gayet beni güvenli hissettirdi. Keyifli bir şekilde oynayabildiğim kadarıyla basketbol oynamama yardımcı oldu diyebilirim. Muhtemelen bu şekilde devam edecek. Biliyorsunuz kendisi de çok ağır bir oyuncu ve yastıklamaya ihtiyaç duyan bir oyuncu. Bir diğer başlık ise bu yılın en rahat ayakkabısı. Burada da gerçekten çok fazla ayakkabı sayabilirim. Düşününce ciddi manada bereketli ve verimli bir yıl olmuş. Bu kadar harika ayakkabıları bize sundukları için markalara teşekkür ediyorum. Bir yandan marka sayısının artması, pazarın zorlaşması da biz tüketiciler için çok güzel olduğu düşüncesindeyim. Hani sadece Jordan ve Nike'a bakmayıp hani Puma'sı, Under Armour'u, ne bileyim Converse'i de işin içine girdiği zaman herkes kendini geliştirmeye çalışacak ve bizlere daha iyi ayakkabılar sunacaklarını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlarda belirtin. En rahat ayakkabı da ise arkadaşlar çok aşırı gitgellerim oldu ve iki ayakkabı koymak istedim. Birincisi Under Armour'a ait Spawn 3, biliyorsunuz bütçeli model olarak incelemiştim. Çok uyguna yine 400-500 liralar seviyesinde almıştım. Keyifli ve harika bir ayakkabı.
hem spor ayakkabısı olabileceği gibi hem de basketbol ayakkabısı. Yani birçoğunuzun istediği tarzda. Diğer ayakkabımız ise PG5 arkadaşlar. Paul George'a ait PG5 ayakkabısı. Geçen sene de PG4 demiştik ki o da inanılmaz rahattı. Geçen sene bakıyorum başlıkları o kadar rahat koyabiliyordum ki arkadaşlar. Hemen işte en iyi yastık olan pat o oluyordu. En rahat pat bu oluyordu. Burada ise ciddi ciddi düşünmem gerekiyor ve birini öne çıkartmam gerekiyor. Zorlandığımı söylemem lazım tekrardan. PG5 gerçekten çok rahattı, çok keyifliydi. Beni yine şaşırtan ayakkabılardan bir tanesi olmuştu. Keyifle giyebileceğinizi düşünüyorum. Biraz rahat ayakkabı, hızlı eskiyen ayakkabı olacağı için buna dikkat etmenizi öneririm. Detaylı incelemelerini mutlaka bakın. Gelelim bir diğer enimize. Geniş ayaklar için en uygun ayakkabı. Arkadaşlar burada genel itibariyle geniş ayaklara yönelik yapanlar Adidas markası oluyor ve Puma markası oluyor. Bu aklınızda bulunsun. Nike çok dar ayaklar için üretiyor. Birçok ayakkabı incelediğim için hep bu şekildeydi. Fakat bir tanesi biraz daha öne çıktı. O ise Puma Court Rider ayakkabısı. Oldukça geniş, oldukça küt bir yapısı var. Ve ayağı taraklı olanlar veya işte düz taban olanlar, genel itibariyle geniş ayakkabı giymeyi sevenler, diğer ayakkabılarda pek rahat edemeyen arkadaşlarım Puma Court Rider'a bakabilirler. Detaylı incelemesi yine kanalda mevcut. En hafif hissettiren ayakkabıya geçelim. Burada arkadaşlar bir ayakkabı ön plana çıktı. Hatırlarsanız yeni incelediğim bir ayakkabı. O ise Yanis Antetokounmpo'ya ait Yanis Immortality modeli olacak. Adeta yok gibi sanki çorapla basketbol oynuyormuşsunuz hissi veren ve yanlış hatırlamıyorsam da 350 gram gibi 45 numara alıyorum onu düşünün 350 gram gibi komik bir ağırlığı vardı ki ayakkabılar hani genelde nasıl olur derseniz 400, 450, 490 hatta bazıları 500 üstüne çıkıyor. Bu ciddi manada hafif bir ayakkabıydı. O zaman hafiften bahsettik. Hemen en ağıra geçelim. Arkadaşlar en ağır hissettiren ayakkabı ise iki tane var yine aklıma çok gelen. Bir tanesi şurada duran Harden Wall 5. Bir tanesi ise şöyle şurada göreceğiniz LeBron 18 olacak ama LeBron 18 Harden Wall 5'e göre daha ağır. Daha büyük bir ayakkabı olmasının etkisi tabii. Değil manada LeBron ağır hissettiriyor. Bir nevi sanki işte futbolcular giyer ya böyle bilek ağırlıkları. Onlarla koşuyormuşsunuz hissini yaşayacaksınız yani. Devam edelim. En iyi high model ve en iyi low modellere bakalım. Aslında çok fazla high ayakkabı bu sene çıkmadı. Yani genel itibariyle çok fazla high ayakkabı çıkartmıyorlar. Fakat high olabilecek bilek koruması en azından tutan ve iyi hissettirenler olarak düşündüğüm zaman buraya yine bu yılın en iyi ayakkabısı olan Jordan 36'yı söylemek istiyorum. İyi bir şekilde bileğinizi kilitleyecek ve rahat hissedeceksiniz. Eski model artık ayakkabılar olmasa da yeni modeller içerisinde en iyi olduğunu düşündüğüm ayakkabı buydu. Ve en iyi low model ise bir adama bu listede henüz yer vermedik. O da Kyrie Irving. Kyrie Low 4 en iyi low model olarak önümüze çıkabilir. Gayet keyifli, güzel bir ayakkabı. Kyrie 7'nin direkt olarak bileğinin biraz olsun kesilmiş hali ve bizlere low olarak sunulmuş hali oluyor. Gardlara en uygun ayakkabı dediğimiz zaman ise yine birçok ayakkabı sayabiliriz ki gardlara en uygun modeller sıralaması diye bir video yapmıştım. Eğer gard oynamayı seviyorsanız ve sizlere daha fazla öneri vermemi istiyorsanız hemen o videoya geçin. Yani muhtemelen bundan 3-4 video eskisidir. Ama bir tanesi benim ciddi manada hoşuma gitti ve bu listede ona yer vermek istedim. Şu tepede görmüş olduğunuz Dame 7. Şaşırdığınızı duyar gibiyim. O listeye mutlaka göz atın. Birçok güzel ayakkabı var ama Dame bu senenin bence keyifli ayakkabılarından biri ve görüntüsünde baya baya ben beğeniyorum. Sizler ne diyorsunuz? Yorumlarda söylerseniz sevinirim. Hemen diğer başlığımıza geçelim. Büyük adamlara en uygun ayakkabı bence LeBron 18 olacak yine. Zaten kendisi tam bir canavar ve canavarlara yönelik cüsseli, güçlü, yastıklaması bol olan ve aynı zamanda sizleri iyi kitleyebilecek tatlı bir ayakkabı olmuş. Bende iki tane var. Bir tanesi burada, bir tanesi de tepedeki kutuların içinde. Bir tanesini evde takılırken giyiyorum ve gerçekten bel fıtığıma falan iyi geliyor. Yastıklaması da mükemmel çünkü. Evet, bu yılın en iyi gelişim gösteren ayakkabısına bakalım. Buna şöyle bakıyorum arkadaşlar. Geçen yıl kötü olan ve bu sene iyi olan veya geçen yıla göre cidden zıplamış olan bir ayakkabı. Birkaç tane düşündükten sonra karar kıldığım ayakkabı PG5 olacak. Paul George'a ait 5 numaralı rahat ayakkabı olacak. PG4 de güzeldi yanlış anlamayın ama PG4'ün çok fazla eksiği vardı bence. PG5 onların birçoğunu tamamlamış ve gayet güzel bir ayakkabı önümüze çıkarmış oluyor. En iyi ivmesini devam ettiren ayakkabıya bakalım hemen. Yani geçen sene de çok iyi olan ve bu sene de harika olan ayakkabı. İki tane söyleyeceğim burada. Birincisi Jordan 36. Jordan 35 de harikaydı. 34 de harikaydı. Yani ivmeyi bayağı da devam ettiriyor. Aynı bu şekilde arkadaşlar KD 14. KD 13 de harikaydı. KD 12 de harikaydı. Bunlar ciddi manada 2-3 senedir diğerlerine fark açan ayakkabılar bence birçok alanda harikalar. Eğer KD 14'ünüz veya Jordan 36'ınız varsa hiç merak etmeyin.
İyi yoldasınız, iyi ayakkabılara sahipsiniz. Bu yılın en ilginç tasarımı ise görsel olarak Nike Cosmic Unity'ydi. Hemen şöyle tepede görebilirsin. Cidden değişik bir ayakkabı bence. Dış katmanı, üst yapısı, tabanıyla farklıydı ve benim çok hoşuma giden bir ayakkabı oldu biliyorsunuz. Büyük oranda da çöpten üretildiği için bu tarz bir farklılık hoş oldu. Böyle ilginç tasarımlarda ayakkabı dünyasını renklendirdiğini düşünüyorum ve keyifle giymeyi seviyorum. En iyi teknoloji içeren ayakkabıya hemen bakalım. Burada ise arkadaşlar en iyi teknoloji demeyeyim de en farklı teknoloji diyebiliriz yine. Daha demin ilginç bir tasarımdayken şimdi ise içindeki teknolojilere bakacağız. Burada ise söylemek istediğim ayakkabı Puma Disc Rebirth olacak. Yeniden doğan Puma. Üstünde biliyorsunuz bağcık yoktu. Bağcık sistem aynı zamanda bir askı da vardı. Yuvarlak bir bisikletçi ayakkabısı kilitlenmesi şeklinde bir ağ ile kilitliyorsunuz. Zamanında Jordan 33'te de görmüştük. Ara ara bazı ayakkabılarda çıkartıyorlar bu tarz bir yapı. Fakat bu bağcıksız olmasına rağmen çok iyi kilitleyen bir yapıya sahip. Aynı zamanda görsel olarak da keyifli ve güzel duruyor. En farklı teknolojiyi içeren ayakkabı bence buydu. Peki iyi şeylerden çok fazla bahsettik. Şimdi de kötü bir başlığa bakalım. O ise en kötü düşüş gösteren, yani en fazla düşüş gösteren ayakkabı. Geçen seneki okey ama bu seneki daha kötü olan, bayağı kötü olan ayakkabımız. Yine MVP'ye yer vereceğim. Fakat bu sefer Freak 3 modeline yer vereceğim. Yanis Immortality bütçeli olup yine güzel olan ayakkabıyken kendi asıl imzalı serisi oldukça kötüydü arkadaşlar. Yani çok fazla eksiği vardı, bir değişik hissettiriyordu, ayağınız içinde tam olarak oturmuyordu. Bence çok fazla tercih edilen bir model de olmayacak zaten. Yakışmamış ve Freak 2'ye göre, Freak 2'yi de beğenmemiştim ama Freak 3 ciddi manada kötü geldi bana. Hani giyip tadını çıkartamadığım basketbol ayakkabılarından bir tanesi oldu. Ve hemen bir diğer başlığımıza, en iyi ilk imzalı ayakkabı başlığımıza gelelim. Burada çok fazla zaten bu sene imzalı ayakkabı incelemedik. Birincisi Zion 1, ikincisi Tre 1 vardı zaten. Onun dışında hatırlayamıyorum. Çok fazla imzalı ayakkabıyı da sürmüyorlar. Bunların ikisinin içerisinden benim seçeceğim Zion 1 olacak. Tre 1 de güzeldi ama Zion 1 bence daha güzel olan modeldi. Gündelik hayatınızda giyebileceğiniz ayakkabı, yani en güzel gözüken, en güzel giyilebilecek ayakkabı ise bence Why Not Zero 0.4. Şurada görüyorsunuz. Ben genel itibariyle dışarıda normal işte kombinlerimin altına hani kot pantolon falan giyiyorsanız da giyilebileceğini düşündüğüm güzel bir ayakkabı. Ben genelde eşofmanlarıma giyiyorum veya işte şu şekilde hoodilerle farklı kombinler yaptığım zaman elim hep Why Not Zero 0.4'e gidiyor. Dolayısıyla Russell Westbrook kendine yakışan keyifli bir ayakkabı yapmış. En çok tercih ettiğim ayakkabılar hangileri? Hemen ona bakalım. Burada ise yine imelerini devam ettiren KD 14 ve Jordan 36 olacak. Bu ayakkabılar hiçbir zaman dediğim gibi sizlere sıkıntı yapmayacaktır. Peki en tercih etmediğim modele gelelim. O ise içinde hiç ama hiç rahat edemediğim model Harden Wall 5 olacak. Şurada köşede duruyor ama diyorum yani. Gerçekten o kadar rahatsız ki tercih etmiyorum bu ayakkabıyı. En beklentisiz alıp da beni çok mutlu eden ayakkabı ise yine Harden'a ait fakat onun bütçeli modeli olan Harden Step Back 3'e ait. Bu kadar beklentisiz alıp da beni böyle mutlu eden nadir ayakkabılar oluyor. Genelde beklentisiz almak gerçi mutluluğun formülü diye düşünüyorum. Beklentiyle aldığınız zaman çok fazla karşılığını alamayabiliyorsunuz. Ama Harden Step Back 3 cidden keyifli ve güzel bir ayakkabı oldu benim için. Bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Hani 4 de alabilirsiniz. Yeni çıkıyor şu an piyasaya. Muhtemelen 3 ile 4 zaten aynı kalıptan çıkacak keyifli ayakkabılar olacak. En dışarıda oynanabilir imzalı modele gelelim. En dışarıda oynanabilir değil, imzalı olup da dışarıda oynanabilir Harden Wall 5 olacak ama çok rahatsız, dikkat edin, benim en tercih etmediğim ayakkabı olarak zaten söylemiştim. Peki en dışarıda oynanabilir uygun model veya normal model diye baktığımız zaman burada arkadaşlar bir tane söylemeyeceğim. Neredeyse bütün Puma'ları alıp oynayabilirsiniz. Glide Hardwood, Court Rider, sonra Fusion vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun gibi birkaç tane Puma ayakkabısı genel itibariyle dışarıda oynanabilir harika ayakkabılar oluyor. Böylelikle de videomu sonlandırmak istiyorum. Oldukça fazla uzun bir listem vardı burada. Bu yılın enlerine baktık. Sizlerin enleri hangisi? Belki benim söylediğim 3-5 başlığa sizler yorum olarak yazabilirsiniz. En almak istediğiniz ayakkabı, en hoşunuza giden ayakkabı, tip olarak, performans olarak. Sizce en kötü ayakkabı hangisiydi? En iyi gelişim gösteren hangisiydi? En azından bu tarz başlıklara aşağıda yorumda yer verirseniz sevinirim. Böylelikle belki orada bir fikir alışverişi yapabiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli olmuştur. Bu yılın son videosunu da bu şekilde yaptım. Like ve yorumları unutmuyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dahisi yeni yılda da yine güzel videolarda karşınızda olmaya devam edecek. Out!